Selamlar, selamlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkada bugün 300 Elize ile beraberiz. Evet, sendeyiz. Arabamızın başındayız diyoruz. Aynen öyle. Ne arkadaşlar demiştik? Varex olacak demiştik ama aynen, bu sefer Varex olacak reisle beraberiz. GTR olacak. Evet arkadaşlar, efsane bir araba. Şöyle ufaktan başlayalım. Sizi çok sıkmayayım. Umarım şimdiden hepiniz beğenirsiniz. Mal bu. Zorro 350Z olarak da bildiğiniz Ediz Özcan abimizin yaptığı. TR'de şu ana kadar normal T37 orijinal jant dışında tek jant takılmış araba diyebilirim. Eğri vesaire her şeyiyle 4/4'lük bir araba. Şöyle bir makinamız var. Standart motor olarak. Jantlarımız custom. Farlarımız Cizelize'nin bu eski tip olarak geçen farlar olarak geçiyor. Air var arabamızda biliyorsunuz zaten. Şöyle bir makinamız. Şöyle de bir önden göstereyim. Ya daha önceden de Cizelize sürme fırsatım olmuştu ama his olarak bambaşka bir araba. Göstergemiz şu şekilde. Burada hava basınç saatlerimiz. İşte 350Z'nin kendi standart içi zaten böyle. Şöyle buraya koymuşlar. Ediz abinin en sevdiğim detayı şu karbon direksiyon. Bunu Ediz abi yaptırmıştı. Yani müthiş bir detay. Gerçekten tutuş hissi vesaire arabaya bambaşka bir hava katmış diyebilirim. Zaten standart 350Z, geri kalan iç trimleri vesaire. Vites topuzunda da aynı ince işleme var. Şöyle göstereyim. Bir de kapı eşiklerine şöyle bir çalışma yapılmış. Gerçekten hani orijinal karbondan ayırt edemez kimse. O kadar kaliteli bir işçiliği var. Koltuklarının da hani bayağı etli diyebilirim. Muazzam bir görüntüsü var. Sesi vesaire zaten birazdan dinleyeceksiniz. Evet, bu da benim Varex olacak reis olarak tanıdığınız abi. Kardeşim bak, gerçekten Varex olacak dedik, o başka bir şey. Aynen. Eski kiminde Varex olacak olabilir de, problem yok. Ama 350Z'de GTR egzoz olacak. Aynen, bu arabada bir de GTR egzoz var arkadaşlar. Hani normal standart egzoz gibi gözüküyor her şeyi. Bagaj içinin dizaynı da şu şekilde. Tüpümüz. Z logomuz. Arabanın şurada bazı malzemeleri de burada. Arabanın D2 kuyruğu da var. Erman abim ben arabayı orijinal T37'ye çevirebilirim falan diyor. Ben sakın diyorum. Arabanın bu kombinini asla bozmaması lazım bence. Evet, bundan önce bir turuncu araba daha vardı 350Z. Evet, Burancığım. Ne farklar var? Bahsedebilirsin. Kardeşim şöyle bahsedeyim sana. Eğer o sattığımız turuncu 350Z ise bu 550Z. Allah Allah. Gerçekten o kadar iddialı. Gidişi, duruşu, yol tutuşu her şeyle bambaşka bir araba. Ya. Yani yapan, ben yapmadım hiçbir şeyini. Hazır aldım. Aynen, Ediz Özcan yaptı arabayı. Ediz yaptı her şeyi. Ellerine sağlık. A'dan Z'ye bu işi bitirmiş kardeşim. Aynen. Gerçekten öyle. Bir de bu araba stok. Değil mi? Evet. Egzoz haricinde vesaire var. Şey, onun dışında bir şey yok. Yok. Bildiğiniz stok 350Z arkadaşlar. Ne kadar stok görüntü olarak hiç stok değil ama şöyle yani, dedir. Türkiye'de tek, buna iddialıyım. Çok yani iddialı. Şu an bu kombindeki tek araba bu. Yok, bir de evet. Bekliyoruz Ünal abinin projesini. Bakacağız, ondan bakalım olacak. Nasıl evet, bir şey hayırlısı çıkacak. Bakalım. Kaputunu açalım mı? Burancığım kaputunu açalım. Bakalım ki kaputunun altında ne var. Bir gösterelim. Arkadaşlar motor içi gayet stok. Bir kule gergimiz bagajda. Kule gergisi bagajda evet. Aynen. Ona takacağız. Filtresi inşallah de orijinal arabanın. Bir filtre yaparsın diye A'dan düşünüyorum. A'dan Z'ye her şey orijinal. Bu arada hava soğukken de acayip ısıttı beni şu anda.
Yok bir filtre. Bir filtre kiti. Belki ilerleyen zamanlarda. Aynen. Şu an arabanın içi eksiksiz. Motor içi gerçekten çok kusursuz. Her şey diğer arabada bazı parçalar eksikti. Bunda her şeyi düzgün görünce. Yani eksik olan parçaları tamamlayamadık da. Aynen tamamlayamadık. Öyle de bir problem var. Olsun o da güzel arabamızdı. Onu da seviyorduk yani. Yok o araba. Önce başka bir araba. O arabanın gidişini biliyorsun. O başka. Gidişi başka ama gerçekten motor olarak. Gidiş ve duruş tamam. Aynen. O arabanın dışında da orijinalin dışında sen istersen göster. Bir şu küçük kelebek camının bak, aksesuarları var. Küçük, bunaki çok başka. Aynen çok güzel gösteriyor. Bir de bunun spoiler arkadaşlar. Herkeste kanat var. Bunaki çok farklı. Arabanın özelliği bu. Bak böyle. Bundan sabahları çalışıyorsun ha. Lütfen bak bak sabahları bak. Arabamızda komple. Seramik. Seramik. Bir de bir şey vardı. Ne olduğunu unutmuşum. Bir şeyler daha vardı aynen. Jantlarını gösterelim. Jantlar. Çok acayip offset'i vesaire. Bak şuna bak şimdi. Ben bir işte böyle koyabiliyorsun. Buraya kola mola diziyorlar ya. Orada unutma. Evet unutmayalım. İkisimiz gitti. Kamberimiz de şöyle lastiğin teker açısı da şu şekilde duruyor. Bir de şu plastiklerimiz var tamponda. Onun dışında yandaki ek var. S2000'de sürdüm. 350Z'ye de sürdüm. Herkesin sorduğu soru aynı. S2000 mi Erman abi? 350 mi? Bence bana sorarsan ben yani, ikisinin de farklı arabalar olduğunu düşünüyorum. İkisi de farklı olabilir ama binici olarak söylüyorum bu bambaşka bir şey. Kesinlikle. Bambaşka. Devam et. 3500 motorlu bir araba sürüyorsun. 3 litre bir araba. 2.0 yani, ve 3.5 arasındaki fark. Ya tabi ikisinin de farklı özellikleri var ama bunu sürerken hani uzun yola da gitsen bununla gidiyorsun. Biz seninle bir Japon Fest'e gitmiştik, gittik diğer arabayla. İstanbul'da 2 sene önce Japon Fest'e gittik. S2000 350Z'ler güzel de bir toplantı olmuştu. Şimdi ben de o Japon Fest'in yolculuğunda yolun yarısında 350Z'yi yarısında da S2000'i sürmüştüm. Hatta beraber bir gazlamıştık. Hayır. Sen bayağı bir geçmiştin S2000'i. Kaç boy atmışım? Çok boy atmıştın. Çok şimdi boy boşver onu da. Dönüşte de hatırlıyorsan. Her şeyi anlatma. Tamam peki. Hiç egzozu kapatmadan gelmem. Aynen. Ya arabada kumandalı egzoz var. Ya diyorum ki abi tamam 150 km eksiyonu okey. Ya kapanabilen bir egzozumuz var. Yani beynimiz siz anladınız ne olduğunu. Evet, ama 350Z'de farklı bir sesti. Anlatalım. Onda da Varex vardı. Kaliteli bir Varex vardı. Orijinal bir egzozdu. Sen peki o Fest'ten dönüşümüzde bu arabanın bizde olduğunu düşünsene. Oo efsane olurdu. Kelimeli efsane olurdu. Güzel olmuştu. Evet yaratık. Yaratık bu şekilde arkadaşlar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Şimdi buralara işte arabadan birkaç bir şeyler çektim. Bunları koyacağım. Herkese teşekkür ederim.
yavaş yavaş videonun sonuna geliyorum. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Sana da ayrıca teşekkür ederim. Yarım depo benzin yaktım bu akşam benim için. Yarım deponun bir tık üstü diyelim. Aynen, bir tık üstü. Umarım beğenirsiniz. Kapanış sahnesini yapmaya gidelim. Bir ince çıtır bir dönmemiz olsun ya. Dönelim, dönmesine de. Aynen, sıkıntı oluyor. Yani, gene neyse hayırlısı. Tamam.